Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü konumuz prostatla ilgili yine. Prostat ameliyatlarında şu anda en güncel yöntem, en son çıkan yöntem rezüm ameliyatı. Ve çok ilgi görüyor. Özellikle en çok ilgi görme sebebi ameliyat sonrası meninin geri kaçmaması. Çünkü bizim eskiden beri yapa geldiğimiz prostat ameliyatlarında meninin geri kaçma oranı çok fazlaydı. %50 deriz ama yani bazen daha bile yüksek oranlarda olduğu oluyordu. Ve bu rezüm ameliyatıyla bu meni geri kaçması olmadığı için çok insan buna başvurdu. Bizim ilk serimizde, ilk 40 hastalık yaptığımız seride 4 hastada geri kaçak oldu. Bu biraz fazla bir oran. Şimdi yani %10 kadar bir oranda oldu. Bu biraz yüksek. Bazı yöntem değişiklikleriyle bunu biraz daha küçültebileceğimi düşünüyorum. Sanki %5 civarında olacak ama yine de rezümde de bu risk var. Peki şu rezümün tabii maliyeti çok yüksek. Hastaların bana sorduğu şu, maliyeti yüksek olmadan normal eski konvansiyonel yöntemlerle ama meniyi kaçırmadan yapılabilecek bir şey var mı? Meninin normal akışını devam ettirerek yapılabilecek bir şey var mı? Evet var. Bunu da yıllardır yapıyoruz aslında ama çok da popülerize olmuş bir yöntem olmadığı için genelde sessiz sedasız yoluna devam ediyor. Buna biz mini türpe ya da orta lob rezeksiyonu ya da median lob rezeksiyonu ya da middle lob rezeksiyonu adını veriyoruz. Prostatın içerisinde iki tane ana büyük lob var. Bunları şöyle çizerek şimdi beraber bir anlamaya çalışalım. Evet, şimdi burada normal bir prostatın anatomisini göstermeye çalışıyorum. Şu mesane ve idrar kanalı ve normal sarı görünen dokularda prostatın yan lobları. Normal prostat bu şekilde olur. İdrar kanalının etrafını saran bir doku. Bu beyaz görünenler ise büyüyen prostatlar. Zamanla yaşla beraber prostatta büyüme olmuş. Şu sarı olan yerlerin zamanla içeriden büyümesiyle bu beyaz dokuların büyümesiyle idrar kanalını sıkıştırır hale gelmiş. Bunlar prostat yan loblarının büyümesi. Bunlar da açıkçası bizim şu anda bahsetmekte olduğumuz mini türpe, mini prostatektomi geçerli olmaz. Orta lob rezeksiyonu değil. Bunlar yan lobların çünkü büyümesi. Bunlarda eğer o dokuları almaya kalkarsak meni geri kaçacaktır. Şimdi şöyle bir büyülterek bakalım. Evet, burada bakın şu beyaz doku orta lob büyümesi. Üsttekine baktığınız zaman farklı. Üstte bu yok. Burada herkes de büyümüyor. Bazı insanlarda da bu orta lob büyüyor. Bunlar daha çok genç yaşlardaki insanlarda görüyoruz. Gençlerde ortalama 40-49 yaş, 40-50 yaş arası diyelim. İdrar akımı hızı kötü ama ultrasonda ciddi bir prostat görünmüyor. Bunlar da aslında hep orta lob büyümeleri söz konusu. Üroflometri buradaki en değerli gösterge. Üroflometride eğer akım kötüyse ve hastaya sorduğumuzda evet ben her zaman bu şekilde yapıyorum diyorsa, çünkü bazen çok kötü yapılıyor, onları saymamak lazım. Burada üroflometriyi kale almak lazım. Üroflometriye göre hareket etmek lazım. Üroflometredeki akım hızında düşüklük varsa, prostatta büyük değilse bile o hastanın mutlaka idrar kanalını tıkayan bir şey olduğunu düşünürüz. Böyle bir durumda da daha çok düşüneceğimiz şey orta lob büyümesidir. Çünkü genç yaşta prostatın yan loblarının çok büyümesini görmüyoruz. Daha çok orta lobun büyümesini görüyoruz. İşte bu da bizim en rahatlıkla işte şu orta lobu aldığımız zaman en rahat bir şekilde tedavi ettiğimiz. Çünkü bakın orta lob gitti şimdi. Geriye kalan normal prostat dokusu. Yani burada göründüğü gibi verimontanum alt tarafta yer alıyor. Biz bu orta lobu aldığımız zaman geriye sanki normal bir prostat dokusu, büyümemiş bir prostat dokusu kalıyor. O yüzden bu ameliyatın da yan etki profili yok denecek kadar az, hiç yok gibi bir şey. Özellikle meniyi bozma konusunda bir yan etki oluşturmuyor. Evet, prostatın bir nasıl gördüğümüze bakalım bu orta lobu. Bakın burada bir tomografi. Ve içi opak maddeyle dolmuş, damardan ilaç verilmiş. Alt tarafta normal prostat dokularını görüyoruz. Burada orta lobu görüyoruz. Orta lobun nasıl büyüdüğünü ve yolu nasıl kapattığını bakın. Kapattım, şimdi orta lobu aldık. Geriye sadece normal prostat dokuları kaldı ve verimontanum altta. Buradan sıkıntı olmaz. İdrar kanalının geri kaçak, meni de geri kaçak bu hastada olmaz. Sadece orta lobu aldığımız zaman. Bakın bu hasta bir divertikül gelişmiş. Yani mesane çok zorlandığı için kendini
idrarı atmak için çok sıktığı için, bu şekilde kastığı için divertikül formasyon olmuş. Artık bu hastanın kesinlikle bir tedaviye ihtiyacı var diye düşünebiliriz. Burada da yine bir görüntüde bakın orta lob, bu transrektal ultrasonografi yapılmış, makattan ultrason. Şurada ultrasonu görüyoruz. Bunlar yan loblar, iki tane yan lobu ve bir tane de orta lobu var burada görüldüğü gibi. Bu hastanın ameliyat edilip aynı bizim yaptığımız şekilde mini türpe yapılmış halde, bakın burada orta lob tamamen gitmiş, yan loblar duruyor. Orta lobun yerine artık burada mesanenin idrarı girdiğini görüyoruz. Alınmış. Bunda menik açığı olmaz çünkü verimontanım çok daha alt tarafta, menik açığı olmaz. Burada bir kadavra görüntüsü var. Onun daha iyisini göstereceğim. İşte şimdi şurada bir kadavra görüntüsü. Bu mesane, idrar yolu üretreyi görüyoruz. Burada prostat verimontanımı görüyoruz. Spermin geldi ve sperm dışarı doğru gidecek. Üretra boyunca dışarı doğru. Yan taraftaki prostat lobları da kapatıyorlar. Görüldüğü gibi içeri geçmesini, mesane geçmesini engelliyorlar. Mesane içerisinde geniş bir orta lob var. Bu da idrar yapmayı bozuyor. Yani bu hastanın şikayeti tamamen orta lob. Bakın orta lob gittiği zaman geriye kalan normal bir insanda olan prostat dokusu gibi ve verülen de çok rahat meni dışarı akacak. Yani çok güvenli bir şekilde bunun orta lob ameliyatı yapılır. Burada da embriyolojik hayatta şurası ön, burası arka olacak şekilde ortadan kesilmiş bir hasta. Görüntü grafiği. Bakın şurada üretra geçiyor. Burada meni kanalı geçiyor. Orta lob dediğimiz o meni kanalının geçişini görüyoruz. Orta lob bu mor renkte olan doku. Orası büyüdüğü zaman görüyorsunuz ne kadar mesane içine doğru medyen lob büyümesi. Sadece bu dokuyu aldığımız zaman biz meni yollarına, santral zona dokunmamış oluyoruz ve meni akışını bozmuyoruz. Evet, yine bir grafikte sagittal kesit dediğimiz ortadan kesit, hastanın medyen lobunun büyümesini görüyoruz. Ortadan kesilmiş önü, arkası ve prostatın yan lobları değil, orta lobunun büyümesine bağlı olarak bir sıkıntı meydana geldiğini görüyoruz. Bunda yapılacak bir mini türpe, idrar meni yollarını ellemeden, bu santral zonu ellemeden, meni akışını bozmadan çok rahatlıkla hastanın işemesine olanak verecektir. Burada da şimdi bir grafik, yine bir resim. Biz ameliyatı böyle görüyoruz. Ameliyat sırasındaki görüntümüz bu. Bu yan lob, sol taraf sağ yan lob ve burada da orta lob görülüyor. Buradan bakıldığında mesanenin daha geniş görünmesi lazımken orta lob kapatmış. Bunun ameliyatında sadece orta lobun alınması, yan loblar ellenmediği zaman meninin akışı bozulması. Orta lobu görüyoruz burada. Sadece orası alınacak ve böyle orada defekt oluşacak ve hasta rahat idrar yapar hale gelecek. Ama yan loblar ellenmeyerek meni akışı bozulmayacak. Evet, şimdi başka resimler arıyorum. Şurada yine bir ultrason görüntüsünde görüyorsunuz orta lobun nasıl büyüdüğünü, mesane nasıl girdiğini. Onun flexible endoskopla baktığımız zaman şu top gibi burada büyüyen şey orta lob, yanında da taşlar, mesane içinde taşlar görülüyor. Yine başka bir görüntü bakalım. Bu da yine bir kadavra görüntüsü. Kadavrada yan loblar, buradan üretra aşağı doğru devam edecek. Taş oluşmuş içerisinde, mesane taşı oluşmuş. Orta lobun yine nasıl büyümüş olduğunu ve kanalı tıkanıyoruz. Altta meninin geldiği yer, meninin geldiği yer menin dışarı doğru akar. Yan loblar bunu kapatır ve meninin akışı dışarı doğru olmasını yan loblar sağlıyor. Orta lobla hiç alakası yok. Orta lob uzakta kalıyor ve alınmasında hiçbir sıkıntı oluşmaz. Evet, sonuç olarak bu konuda bizim söylemek istediğimiz, prostat ameliyatları, mini türpe dediğimiz sadece mesane boynunun alındığı prostat ameliyatlarında meni geri kaçağı olmuyor. Şu an için gündemdeki en çok kullanılan yöntem olan HOLEP olsun, tulyum fiber lazer olsun, türpe olsun, bunlarda hepsinde meninin geri kaçak olması söz konusu. Bir tek Urolift ve Rezüm ameliyatında geri kaçak olmuyor. Ancak bu ameliyatlar da maddi olarak çok pahalı. Özellikle yeni bir şey bulunduğu zaman bunun tabii maliyete yansıtılması söz konusu oluyor. Halbuki bizim eskiden beri yapa geldiğimiz
TÜRPE'nin plazma kinetikte daha da güzel oluyor. Başarılı bir şekilde uygulanarak sadece yan loblar korunup ortolob alınarak meninin geri kaçağı önlenebilir arkadaşlar.